Şimdi yine bir sağlıkçıya şiddet haberi var. Önce bir haberi ekrana getireceğiz, daha sonra yorumda yapacağız. Acil servise gelen hasta kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi. Ancak hemşirenin iğneyi çıkarırken canını acıttığını iddia edip ortalığı birbirine kattı. Üç yakınıyla birlikte sağlıkçılara saldıran hasta acil servisin camlarını kırdı. Gözaltına alınan dört eşkıya tutuklandı. Hemşire kolundan serum iğnesi çıkarırken canı yandı, ortalığı birbirine kattı. Hem hasta hem de yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanede dehşeti yaşatan 4 maganda tam 5 suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntüler Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden. Acil servise gelen bir hasta kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi. İğneyi çıkarırken acıttığını iddia ettiği hemşireyi el kaldırdı. Bunun üzerine hastane çalışanları olaya müdahale etti. Hasta ve 3 yakını hastane çalışanlarına saldırıp ortalığı birbirine kattı. Acil girişindeki camları da kıran eşkıyalar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vallahi bıktık. Bıktık artık, bu sağlıkçılara şiddet de Türkiye'nin gerçeklerinden biri haline geldi. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Şöyle de bir kere o şiddeti uygulayanlara yazıklar olsun, onu bir söyleyeyim. Şiddetin tabii ki karşısındayız. Bazı gelen mesajlarda da Caner Bey, evet yani hani sağlıkçılara şiddet uygulanıyor ama ne yazık ki bize de orada insani muamele yapılmıyor diye mesajlar da geldi vatandaşlardan birkaç tane. Ama düşünün ki o sağlıkçılar bu pandemi döneminde canlarını dişlerine taktılar ve hala da öyle çalışıyorlar. Gece gündüz demeden haklarını alabiliyorlar mı? Bak, orası soru işareti.